Merhabalar, Adventure İstanbul kanalına hoş geldiniz. Yolculuk yaparken sessizliğin tadını çıkaracağınız Yamaha Neon'un elektrikli skuterı Avrupa'da piyasaya sürülüyor. Hadi detaylara yakından bakalım. Yamaha Mart 2022'nin başlarında Avrupa'da Switch On etkinliğini düzenledi ve bu etkinlikte yeni yıl için bir dizi yeni çıkan ve çıkacak elektrikli motor seçeneğini tanıttı. Yamaha Motor Europe temsilcilerinin katıldığı etkinlikte e-bisikletler, iki tekerlekli konsepti ve üretime yakın Neon'un elektrikli scooter'ı da sahne aldı. Ayrıca Yamaha Motor Europe ileriye dönük EV markasının bir parçası olarak hafif, efervesan bir su rengini de tanıttı. Burada mantık basit. Yamaha mavisi artı çevre dostu yeşili eşittir aqua. Neos adı daha önce popüler bir benzinli Yamaha scooter'da kullanılmış olsa da bu aynı model adını taşıyan ilk elektrikli scooter oldu. Gücünü ise Yamaha'nın Yamaha Entegre Güç Ünitesi YIPU olarak adlandırdığı merkeze monte edilmiş doğrudan tahrikli 2,5 kW elektrik motorundan alıyor. Bu Yamaha'nın diğer elektrikli scooter'lara güç sağlamak için kullandığı elektrik motorlarındaki en son yineleme ve Neon'un bu modeli Yamaha'nın Avrupa'da piyasaya sürdüğü ilk elektrikli scooter. Ayrıca Yamaha yeni Neo'larda 136.0 Nm maksimum tork da sunuyor. 2022 Yamaha Neo'lar koltuğun altında bulunan tek bir 50.4 watt lityum iyon pile sahip. 8 kilogram ağırlığında olan pil isterseniz scooter üzerinde isterseniz değilken şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca Yamaha Neo sürücülerinin daha uzun menziller için birincinin hemen yanına ikinci bir pil takımı takabileceklerini de belirtiyor. Neo'ların fiyatları elbette ülkelere göre değişiklik gösterecek. Hal böyle olunca yedek pilin fiyatı da bu noktada çok çok önemli. Yamaha pillerini kendi bünyesinde geliştirmiş ve tek bir pil tam olarak şarj edildiğinde yaklaşık 37 kilometre bir benzil sağladığını belirtiyor. İkinci bir pilin takılması yani satılmaya başlandığında menzili yaklaşık 68 kilometreye çıkaracak. Her Neo normal bir ev elektrik prizine takılabiliyor ve tek bir Neo pili yaklaşık 8 saatte şarj eden taşınabilir bir pil şarj cihazıyla beraber geliyor. Şimdi dilerseniz sürüş modlarına bakalım. Neo'lar iki farklı sürüş moduna sahip, 40 km saatte 2.6 kW'la daha yüksek güç sunan STD modu ve 30 km saniyede gücü 1.58 kW'a düşüren Eco moduyla çalıştırabiliyorsunuz. Son derece sessiz, doğrudan tahrikli motoru sayesinde Yamaha Neo'nun 7 metreden ölçülen gürültüsünün yalnızca 55 desibel olduğunu iddia ediyor. Ya muhtemelen duyacağınız kornalar bundan çok çok daha gürültülü olacaktır. Videonun başına da belirttiğimiz gibi sessiz bir yolculuk yapmak isterseniz aradığınız tam da bu olabilir. Yamaha Neo'nun pil bölmesini koltuğun altına yerleştirmeyi seçtiğinden depolama alanı biraz küçük kalmış. Eğer tek bir pil kullanırsanız tabii ki daha fazla yere sahip oluyorsunuz. Ancak Yamaha iki pil kullanmayı seçmeniz halinde bir yağmurluk veya diğer küçük parçaların hala sığabileceğini de söylüyor. Aksesuarlar arasında bir arka çanta yer alıyor. Böylelikle ilave saklama alanına da sahip olabiliyorsunuz. Tabii her zaman bir sırt çantası seçeneğine de sahipsiniz. Muhtemelen 2022'de beklediğiniz gibi Yamaha Neo'lar Yamaha'nın yeni MyRide akıllı telefon uygulaması aracılığıyla akıllı telefon bağlantısıyla birlikte gelecek. LCD gösterge paneli, akıllı güç yönetim sisteminin
Neo'nun gücünü ne zaman kısıtladığını, örneğin pil azaldığı gibi durumlarda gösteren bir kaplumbağa simgesi de dahil olmak üzere bilgileri net ve basit bir şekilde sunacak. Ayrıca Smart Key, anahtarsız marş, döküm jantlar, ön disk ve arka kampana frenler dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. Rahat kullanım formuna sahip ölçülerine baktığımız zamansa pilin ayakların altından ziyade koltuğun altında yer alması sayesinde ayaklarınız için daha geniş bir alan sunuyor. Koltuk yüksekliği ise 795 mm ölçüsünde. Motorun pilsiz ağırlığı 90 kg ancak Yamaha bir pilin kendi başına 8 kg olduğunu söylediğinden Neo'nun ağırlığını yaklaşık 98 kg olarak düşünebiliriz. Tek bir pilin 8 kg ağırlığında olması tüm kullanıcılar için gayet uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Yamaha Neo'lar 2022'de Milky Pearl veya Midnight Black renk gruplarında sunulacak. Tabii ki fiyatlandırma ve bulunabilirlik yerel pazara göre değişiklik gösterecektir. Şu an İngiltere'deki fiyatı 3005 sterlinden yani yaklaşık 3921 dolardan başlıyor. 2022 yılı içerisinde Türkiye'de satışa çıkacağını duyduğumuz Neo'yu bizler de dört gözle bekliyoruz. Dedikten sonra videolarımızın devamından haberdar olmak için abone olup çanı açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşene dek kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.